Aang, you must master the Avatar state. It can be the ultimate weapon. Avatar Son Hava Büyücüsü sonunda Netflix'e yayınlandı ve bence benim beklediğim şey oldu. Netflix bizi şaşırtmadı. Beğendiniz mi diye topluluktan sordum. Genel olarak hani beğenen beğenmeyen karışık, buz ekmeği meselesi, bir şey diyemem. Ama genel hikaye yönünde, hikayeyi işleyişleri, anlatışları falan bakımından gerçekten çok kötü bir yapım olmuş. Baktığım zaman izlenmede birinci sırada gözüküyor Son Hava Büyücüsü. Çünkü merak eden çok fazla. Birinci sırada olması kesinlikle en iyisi olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi burada bir yanlışlık olmasın. Bayağı insan bekliyordu bunu. Ben şimdi spoilersız, sonra spoilerlı inceleme yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Algoritmamı düzeltmek için de yorum yapıp beğenirseniz güzel olur. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi Avatar Son Hava Büyücüsü'nün orijinal yapımında 20 tane bölüm var ilk sezonda. Bu yapımda da, yani live action'da da 20 tane bölümü 10 bölüme sığdırmaya çalışmışlar. En kötü yönlerinden bir tanesi buydu bence. Bütün hikayeyi kompak hale getirip öyle aktarmaya çalışmışlar ve birçok yerde eksiklik, birçok yerde de hani anlaşılmaz durumlar çıkmış ortaya. Hikayenin yapımı, anlatım tarzı falan hiç güzel değildi bence. Çünkü hani biraz hiç bilmeyenler için bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Biraz da bilenler için bir şeyler yapmaya çalışmışlar gibi olmuş ve ortaya karışık bir şey meydana gelmiş. Böyle izlerken bazı şeyleri ben bildiğim halde ne alaka falan dedim. Bunu geçenki videomda söylemiştim. Birçok şey değişecek. Değiştirmeleri güzel bir şey ama bunu oranlı ve güzel bir şekilde yaparlarsa, daha doğrusu doğru bir şekilde yaparlarsa güzel olacak. Ama bu yapımda değiştirmemesi gereken şeyleri de değiştirmişler. Ana hikayeyi değiştirirsen olay örgüsünü değiştirmen gerekir. Olay örgüsünü değiştirirsen de olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz yapımda sürekli bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan şeyler izliyoruz. Yapımı filme göre kıyaslarsak izlenebilitesi olan bir yapım. Güzeldi. Animasyonları falan çok efsane değildi ama göze de çok batmıyordu. Benim hoşuma gitti şahsen. Hani izlerken böyle göz kanatan bir şey yoktu. Sadece hikayeyi anlatım tarzlarında, hikayeyi bize sunuşlarında problem vardı ve bu çok sıkıcıydı. Ben bütün bölümleri izledim. Peş peşe izledim ama çok sıkıldım, böyle dayanamadım, bazı yerlerde sardırdım, yalan söylemeyeceğim. Ama sardırdığım yerleri de tekrar izlemek zorunda kaldım çünkü video yapıyorum. Ama gerçekten 10 bölümde böyle peş peşe koyup izlemeye çalışın, izleyemezsiniz, çok sıkıyor. Ve bayat yavan bir anlatım tarzı var ve bu çok yanlış olmuş. Biraz önce bahsettiğim olay örgüsüyle oynama muhabbeti de bundan dolayı. Şimdi olay örgüsüyle oynadıkları için bazı konuları böyle üstün körü, bazı konularda detaylı anlatmaya çalışmışlar. Ve birçok olayı da yapımdan çıkartmışlar. Benim çok sevdiğim olaylar vardı. Ay şimdi bazı olaylar yapımdan çıktığı zaman da ana karakterin böyle motivasyonu değişiyor. Motivasyon değişince şey diyorsun, ne alaka lan? Ya bu böyle olmaz, madem böyleydi şöyle yapsalardı falan diyorsun. Bunda spoiler vermemek için söylemeyeceğim. Videonun bir sonraki bölümünde, ilerleyen bölümünde anlatacağım bunları. Hiç Avatar Son Hava Büyücüsü bilmeyip izlesem bile yine sıkılırdım bu yapımdan. Çünkü hikaye anlatım tarzı çok yavan. Bana şey gibi geldi. Yapımı böyle çok kompakt bir şekilde çıkartmaya çalıştıkları için hikayeye boğmuşlar. Yani olayı anlatmaya çalışmışlar ve sürekli bir şeyler anlatıyorlar. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Sürekli bir şeylerin içine girmeye çalışıyorsun. Konudan konuya atlanıyor ve sen bir türlü dahil olamıyorsun olaya. Zaten olayın en büyük sıkıntısı da o. Yapımı izlerken olaya dahil olamıyorsun. Çünkü birçok şeyi karıştırmaya çalışmışlar ve bunu başaramamışlar. Ellerinde patlamış bence. Şimdi genel olarak olay şöyle gelişir. Yapımları, film, dizi, anime hiçbir şey fark etmiyor. Bir şeyi izlerken sen kendini o ana karakterin yerine koyarsın. Yani kendini onunla özdeştirirsin. Zaten bunu yaptıktan sonra da yapımda olan üzücü olaylar seni de özler. Güzel olaylar seni de mutlu eder. Sinirlenirsin, savaştığın zaman heyecanlanırsın gibi gibi bir sürü olay olur. Önemli olan da budur. Yapım seni içine çekerse sen de onlarla beraber aynı duyguları yaşayabilirsin. Ama burada şöyle bir sorun var. Sen kendini bir türlü yapıma adapte edemediğin için, böyle seni sürekli bir şeylere boğdukları için anlayamıyorsun. Anlayamadığın için de yapımda böyle heyecanlanma, üzülme gibi, yani bu aksiyon gerektiren şeylerde, senin tepki vermen gereken şeylerde veremiyorsun. Şimdi biraz spoiler'a gireceğim. Çünkü spoilersız anlatması gerçekten zor bu durumları. Bundan sonrası eğer spoiler duymak istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdi spoilerlı incelemeye başlıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yapım ilk başladığı anda bize direkt her şeyi sunmaya çalışmışlar. Yapımdaki en büyük unsur, gizlilik unsurunu elimizden almışlar. Avatar Aang bulunuyor. Bulunduktan sonra köye götürülüyor ve köyde ayılıyor. Köye gittikten sonra biz her zaman Katara'yı seslendiren kişiden, yani Katara'dan dinliyorduk bu Avatar'ın hikayesini. Ateş ulusu saldırdı falan. Aang'e doğrudan Katara'nın büyük annesi anlatıyor bunu. Büyükannenin anlattığı zaman da Aang'e bütün gerçekleri anlatıyor. Aang'e anlatırken tabii ki biz de dinliyoruz ya. Yani bir şeyi bilmesem, şimdi burada diyeceksiniz ki gösterdiler en başta. Bu hani çok absürt bir durum değil. Aslında bunu göstermemeleri gerekiyordu. Çünkü yapımdaki can alıcı sahnelerden bir tanesi buydu. Bunun sebebi de bu ana karakter kendisinin ilk defa Son Hava Büyücüsü olduğunu öğreniyor. Bütün sevdiklerinin öldüğünü öğreniyor. Live action'a bakın.
adam bütün sevdiklerinin öldüğünü öğreniyor. Sadece böyle hani yakın çevresinde değil. Aradan 100 yıl geçmiş. Bütün tanıdıkları ölmüş. Dünya değişmiş. Tepkisine bakın. Bir de çizgi filmdeki herkesin öldüğünü öğrendiği andaki tepkisine bakın. Şimdi bu tepkiyi live action'da da veriyor ama arkadaşının öldüğünü gördükten sonra veriyor. Ama bunu zaten biliyor. Bildiği halde bu tepkiyi veriyor. O yüzden bunda da izleyici tam şeyini alamıyor. Bu zaten biliyordu bunu. Niye bu kadar sinirlendi falan oluyor. Bize bilmememiz gereken şeyleri çok öncesinden gösterdiler. Mesela kötü karakter. Bir yapımda kötü karakterin motivasyonu ne kadar iyiyse o film, o yapım, o dizi çok iyi oluyor. Bunun bir sürü örneği var. Bunları saymayacağım şimdi size. Sonra bu öykü üzerinden gideceğim. Şimdi bu tür yapımlarda kötü karakter doğrudan gösterilmez izleyiciye. Film değilse eğer. Filmlerde de özellikle geciktirirler bunu. Sonra bu öyküyü izlediğinizi düşünün. Kötü karakterler olarak biz sadece Zuko'yu görüyoruz ilk başta. Zuko'nun bir motivasyonu var. Bu da Aang'i yakalamak. Ama bunun ötesinde bir dünya var. Biz bunu sonradan görüyoruz. Fire Lord Ozai'yi en sonlarda görüyoruz ki Ozai'nin ne kadar böyle kötü olduğunu, acımasız olduğunu, sinirli olduğunu, sinirlendiği de neler yapabileceğini falan sürekli anlatıyorlardı. Bunda izleyici sürekli Ozai'yi hayal ediyor. Ne kadar bir kötü karaktermiş, ne kadar bir kötü karaktermiş falan diye. İzleyicinin zihninde bu karakteri oturduktan sonra yapımcılar bize o karakteri servis ediyorlar. Şimdi bu çok güzel bir olay. Neden? Çünkü izleyicide merak unsuru uyanıyor. Merak da izleyiciyi kendisine daha çok bağlıyor yapımda. Ama bu yapımda ne oldu? Biz Ozai'yi direkt gördük. Mesela Ozai Zuko'nun yüzünü yaktığı zaman Ozai'nin suratını görmüyorduk biz. Mesela Azula'yı da direkt gösterdiler bize. Ya bir sahne vardı, o kadar saçmaydı ki işte Ozai'ye isyan ediyorlar, o saraya giriyorlar falan. Ya 3-5 tane adam Ozai'nin sarayına nasıl girebilir? Adam dünyaya hükmeden birisi yani. O saraya gireceksin de Ozai'yi öldürmeye çalışacaksın. Biz işte aslında eşitlik savunuyoruz falan diyeceksin. Saçma, yok böyle bir şey. Yani çizgi romanlarda da yok. Olsa diyeceğim ki çizgi romanlardan bir şeyler koymuşlar. Çizgi romanlardan bir şeyler koymuşlar gerçekten de saçma onlar da. Onlara da değince. Sen tutacaksın işte Ateş Lord'un önüne çıkacaksın da onu öldürmeye çalışacaksın falan. O da seninle konuşacak. Çok yani inanılmaz saçmaydı. Orada bize Azula'yı gösterdiler. Azula'yı da göstermeleri çok saçmaydı. Çünkü biz Azula'yı ilk gördüğümüz zaman bunu merak etmiştik. Ne kadar güçlü acaba falan diye. Ve Azula gerçekten motivasyonu çok iyi karakterlerden bir tanesi. Motivasyonu kaybolunca da neler yaptığını, neler gördüğünü, neler yaşadığını falan hepiniz biliyorsunuz. Azula çizgi filmde babasından görev aldıktan sonra Mei ve Tai'yi yanına alıyor ve ekibini kuruyor. Zuko'nun peşine düşüyor. Daha sonra Avatar'ı falan kovalıyorlar. Ama yapımda bu üç karakteri sürekli böyle bir sarayda bir şeyler yaparken, konuşurlarken falan görüyoruz ama bu üç karakterin geçmişi böyle değil. Ben şu olaya çok takığım. Bunu önceki Avatar Sona Bükücü'de yapmışlardı. Adamın yüzü yanmış. Kaşı duruyor. Yakınsana adamın yüzünü, yüzün yarısı yanmış onun. Zaten adamın şeyi o, imzası o. Yani bu ufacık bir yanık gibi bir şey yapmışlar. O da belli olmuyor böyle. Çok dikkat etmesen bu Zuko demezsin. Neyse bunu araya katasım vardı. Devam edeyim tekrar. Azula'nın motivasyonunu bize bir şekilde göstermeye çalıştılar ama bunu hiç güzel yapamadılar. Çünkü dediğim gibi çok kısa süreler içerisinde bize bu karakteri yedirmeye çalıştılar. Mesela Avatar yakalandıktan sonra Iroh gidiyor Avatar'la konuşuyor ve orada şöyle bir replik var. Tam bu olmasa da ileride seninle yine konuşacağız diye. Konuşacağı konularda savaşın bitimiyle alakalı şeyler. Yani burada direkt dedi ki Iroh, ben senin yanındayım, ileride taraf değiştireceğim falan. Iroh böyle bir şey asla demedi. Çok zeki bir karakter ve bu durum kendisini sıkıntıya sokacağını biliyor. Iroh öncelikle Zuko'nun kendi yolunu bulması doğrultusunda uğraşıyor. Yapımda en sevmediğim şeylerden bir tanesi de bükmenin bir güç olması. Şimdi çizgi filmde bu böyle değil. Tamam bir güç var, bu kişilerde oluyor falan. O ayrı bir dava. Çizgi filmin yapım aşamasını gösteren birçok belgeselimsi videolar var. Bu videoların bir tanesinde diyor ki 4 tane bükme tekniği var. 4'ü de farklı dövüşlerden alıntı. Yani çizgi filmdeki dövüş sahnelerini güzel yapan detaylardan bir tanesi gerçekten dövüşüyor olmaları. Yani hepsinin ayrı bir tekniği var ve o teknikler üzerinden gidiyorlar. Live action'a baktığımız zaman Aang su bükmeyle ilgili hiçbir şey bilmezken Katara işte enerjini kontrol et, şunu yap bunu yap falan diyor ve Katara su bükmeye başlıyor. Bu öyle bir şey değil. Zaten öyle bir şey olsa Aang bütün böyle uluslara gidip 4 element dostu olmaya çalışmaz da kendi içerisinde hissederek geliştirirdi tekniklerini. Bunu dedikten sonra Katara'nın düzgünce su bükebilmesi, Katara gibi hiçbir şey bilmeyen bir su bükücü Zuko'dan gelen ateş topunu su bükerek engelliyor. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Zuko bir prens ve ateş bükme konusunda efsane ustalardan bir tanesi. Buradaki konuyu farklı yerlere çekmişler. Zaten benim kızdığım şeylerden bir tanesi bu. Değişim dediğin şey ana konuyla ilgili olmaz.
Ana konu burada dövüş teknikleri ve Katara'nın bunu öğrenmesi için Kuzey Su kabilesine gitmesi gerekiyor ve oradan ders alması gerekiyor. Bundan önce de zaten korsanlardan parşömen çalıyorlardı ve o parşömenden böyle saçma salak basit bir şekilde öğreniyordu. Ama ne kadar öğrense de Paku'yla savaşında bunun ne kadar hani zayıf olduğunu falan görüyorduk. Parşömen konusuna gelecek olursak da parşömeni korsanlardan çalıyorlardı ama bu kısımları falan atmışlar. Büyük bir ihtimalle süre kısaltmaya çalışmışlar zaten o bölüme yığmak için birçok şey birleştirmişler, atmışlar falan ve güzel şeyleri de atmışlar. Birleştirmişler. Benim hoşuma gitmedi şahsen. Korsan bölümlerinde bize Katara'nın hırsını, böyle bir şeyleri başarabilmek için neler yapabileceğini falan göstermişlerdi. Katara hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey başarmadan doğrudan bu parşömene sahip oluyor ve karakterin motivasyonu eksiliyor burada. Diğer karakterlerin de ona verdiği değer, özgüven falan değişiyor. Burada her şey değişiyor. Katara hazır bir şekilde konuyor bu parşömene ve öğrenmeye başlıyor. Bu öğrenme sürecinde hiç göstermediler. Ben gösterirler diye düşünüyordum. Yapıma da olmayan şeyleri eklemişler. Ben buna çok açık oldum. Olmayan şeyleri ekleyecekleri yerine olan şeyleri daha güzel şekilde gösterselerdi daha iyiydi. Aang'in bütün avatarlarla görüşebilmesi bir kere saçma bir şey. Çünkü bir önceki avatar senin rehberin oluyor ve o rehberle görüşüyorsun sürekli. Onun için de uğraşman gerekiyor. Böyle pat diye olan bir şey değil. Avatar Kyoshi ile görüşüyor. Avatar Kyoshi Aang'in böyle bedenini alıp onları kurtarıyor falan. Herkes "Aa, bu avatarmış" falan diyor. Saçma. Böyle bir şeye gerek yok. Zaten adam hava bükücü. Hava bükücülerin soyu tükendiği için adamın avatar olduğunu herkes biliyor. Böyle bir kurtarıcı bir şekilde Kyoshi'nin gelmesi saçmaydı ve Aang'in Kyoshi ile konuşması da saçmaydı. Aang orada konuşmuyor Kyoshi ile. Daha ilerleyen bölümlerde konuşuyor. Ve biz Kyoshi'nin geçmişini bu hikayede, yani avatar son hava bükücü de hiçbir şekilde görmüyoruz. Kyoshi'ye ayrı bir roman yazıldı ve oradan biliyoruz kadının hayatını. Ve bu hikayeye dahil olacak bir şey değil. Çünkü bu avatar son hava bükücünün, yani Aang'in hikayesi. Kyoshi'nin hikayesini dahil etmek saçmaydı ki aynı şekilde Kuruk'un hikayesine dahil ettiler. Biz avatar Kuruk'un ruhlarla savaştığını, her savaşında kendisinden bir parça verdiğini falan sonradan öğrendik. Ki avatar son hava bükücüde Kuruk bize tembel, hiçbir işe karışmayan bir avatar olarak tanıtılmıştı. Ve herkes Kuruk'u böyle hani olmaması gereken bir avatar gibi düşünüyordu ama geçmiş öğrendikten sonra herkes şey demişti, böyle yani izleyenler, okuyanlar, karaktere haksızlık edilmiş, gerçekten güçlü bir karaktermiş, kendisini feda etmiş falan diye. Yapımın bir bölümünde yüz hırsız Koh'u görüyoruz. Koh yüzleri çalabiliyor. Bunu yapabilmesi için de mimik yapman gerekiyor onun yanında. Bu ince bir detaydı ve Aang sürekli bunun yanında mimiksiz bir şekilde konuşuyordu. Koh hakkında bilgileri alırken Roku'dan alıyor Aang. Bu çok saçma. Çünkü Roku onun hakkında bilgi vermiyor. Koh'un hikayesini, Koh'un annesini yapım bittikten sonraki ilerleyen maceralarında Zuko'nun annesini ararken görüyoruz. Koh benim çocuğum ve benden intikam almak için yüzleri çalıyor diye. Aang Omashu'ya gittiği zaman Bumi ile karşılaşıyor ve Bumi'nin kim olduğunu bilmiyor. Bumi onu bir sürü teste sokuyor. Testin sonunda "Ben kimim?" diye soruyor. Bu test Aang'in karakter gelişimini etkileyecek bir testti. Ve Bumi burada kendisini hatırlayan Aang'e başardığını söylüyor ve ondan sonra yardım etmeye başlıyor. Zaten bu olayın sonunda Bumi'nin iyi bir karakter olduğunu, Aang'e yardım etmeye çalıştığını falan öğreniyoruz. Ama live action yapımında Bumi direkt kendisinin Bumi olduğunu söylüyor ve ondan sonra teste sokuyor. O zaman ne anlamı kaldı teste sokmanın? Genel olarak şöyle özetleyeceğim durumu. Yapımda değiştirilmemesi gereken şeyleri değiştirmişler, eklenmemesi gereken şeyleri eklemişler, olmaması gereken şeyleri de koymuşlar. Böyle olduğu zaman da hikaye çok saçma geliyor. Bu niye böyle oldu, şu niye böyle oldu diye boşluklar kalıyor, bunu dolduramıyorsun. Ben beğenmedim şahsen. Hani izleyenlere izlemeyin diye tavsiyede de bulunmam ama hani çok böyle severek izleyeceğinizi de düşünmem. Bunu izleyeceğinizi, ana yapımı tekrar izleyin derim. Sizin fikirleriniz neler yorumlarda yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim video izlediğiniz için.